Merhaba arkadaşlar. Ne nedir bu bölümünde? Yorumlarda sıkça gördüğüm elektrikli otomobil mi yoksa içten yanmalı motorlar mı daha zararlı? Hangisi çevreyi daha çok kirletiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Ne zaman içten yanmalı motorlara dair bir teknoloji anlatsak, bunların güzelliklerinden, yeniliklerinden bahsedecek hep aynı tip yorumlarla karşılaşıyoruz. Bunda da diyorlar ki işte artık bu çağ dışı şeyler bitsin, elektrikli motorlar gelsin, elektrikli arabalar yaygınlaşsın. Bunlar çok daha verimli, hiç çevreyi kirletmiyor gibi böyle yorumlar sürekli ortaya çıkıyor. Bunun tabii ki bir sebebi de üreticilerin elektrikli otomobilleri sürekli işte sıfır emisyon, çevreyi hiç kirletmiyoruz, egzoz gazımız yok şeklinde sürekli reklam yapmalarından biraz da ortaya çıkıyor. Ama işin aslına baktığımız zaman, derinine indiğimiz zaman bu işin bu kadar da masum olmadığını görebiliyoruz. Hem üretim anlamında hem de ilerleyen zamanlarda otomobilin kullanımı sırasında elektrikli otomobiller söylendiği kadar da böyle sıfır emisyonlarla yürümüyor. O yüzden bu videoda iki şeyi karşılaştıracağız. Hem içten yanmalı motorlara sahip otomobilleri hem de elektrikli araçları. Bu yüzden de bahsettiğim gibi videoyu aslında iki parçada işleyeceğiz. Öncelikle üretim kısmına daha sonra da idame ettirilebilirlik yani yakıtla yürütme kısmına bakacağız. Üretim kısmı aslında pek konuşulmasa da öne çıkan konulardan bir tanesi. Çünkü bu araçları sadece kullanırken çevreyi kirletmiyoruz. Üretirken de çevreyi kirletiyoruz. Çok yüksek miktarda karbondioksit salımına neden oluyor. Geleneksel diyebileceğimiz tarafa baktığımız zaman içten yanmalı motora sahip otomobiller üretilirken daha çok demir, çelik, alüminyum gibi Temel malzemeler, temel metaller kullanılıyor. Bunlar madenden getiriliyor. Madenden getirilmesi, çıkartılması, işlenmesi ki işleme sırasında daha çok döküm parçalar kullanılırken bu malzemelerin eritilmesi gerekiyor. Orada çok büyük elektrik harcanıyor. Bunun yanında daha farklı yöntemlerle işlenen CNC tezgahlardan çıkanlarda da elektrik harcaması vesaire gibi bütün enerji tüketimi toplandığı zaman yaklaşık standart bir otomobil için 7-7.5 ton civarında karbondioksit salınıyor doğaya. Bu tabii ki arabanın tipine, büyüklüğüne göre değişen bir şey. Genellikle küçük arabalara doğru kaydığınız zaman 6 tonlara yaklaşırken daha büyük jiplere, daha büyük motorlu sahip araçlara baktığınız zaman 8 ton civarına kadar çıkıyor. Ama genel olarak 7-7.5 ton civarında bir karbondioksit salınımına neden oluyor diyebiliriz üretim sırasında. Elektrikli otomobillere baktığımız zaman işin rengi bayağı bir değişiyor. Aslında masum olmama kısmı biraz buradan başlıyor. Çünkü piller üretirken hem farklı malzemelere ihtiyaç var hem de üretirken çevreyi biraz daha fazla kirletiyor. Bunun değerlerine baktığımız zaman yine otomobilin kendisi yaklaşık 6 ton civarında bir karbondioksit salınımına neden oluyor işte parçaların üretilmesi, şesinin üretilmesi, jantlar vesaire gibi her şeyi topladığınız zaman yine 6 ton civarında bir şey çıkıyor. Ama piller hariçken işin içine pilleri kattığımız zamansa yaklaşık standart bir otomobil için yani çok uzun menzile sahip olmayan 200-250 km civarında giden bir otomobil için bu ayrıca 6 ton civarında karbondioksit salınımı getiriyor. Yani toplamına baktığınız zaman 12 tonluk bir karbondioksit salınımı oldu şimdiden. Bu da yaklaşık içten yanmalı bir motorun 1,5 katı civarında bir karbondioksit salınımına denk geliyor. Bunun yanında uzun menzilli otomobillere baktığınız zaman Tesla Model S gibi, Model X gibi 500-600 kilometre civarında yol gidenlere baktığınız zamansa bu değer iyice artıyor. Otomobil için çok fazla değişmezken pil için yaklaşık 2 katına kadar çıkıyor ve toplamda 18 ton civarında bir karbondioksit salınımı yapıyorsunuz uzun menzilli bir elektrikli otomobil için yani aslında o sıfır emisyon işte hiç çevreyi kirletmiyoruz diye ortaya çıkan sloganların arkasında üretim esnasında yaklaşık standart bir içten yanmalı motora sahip otomobilin 2 2,5 katı civarında bir karbondioksit salınımına kadar varan bir çevreyi kirletme söz konusu oluyor. Buradaki fark daha çok belirttiğim gibi Farklı malzemelerin kullanılmasından geliyor. Bu malzemelerin hem çıkartılması, hem işlenmesi, hem de bu pillerin üretilmesi böyle bir şeye neden oluyor. Ayrıca ufak bir bilgi olarak da genellikle pil üretilen malzemeler biraz daha pahalı oluyor. Bugünkü teknolojide daha çok lityum iyon piller kullanılıyor ve lityumun tonu yaklaşık 15.000 dolar. Daha geleneksel bir malzeme olan çeliğe baktığınız zamansa tonu yaklaşık 600 dolar civarında yani bayağı bir pahalı. Bunun yanında nikel, kobalt gibi yaklaşık tonu 10-12 bin dolar civarında olan malzemeler de yine pil üretimi için kullanılıyor. İkinci kısmımızda tüketim. Yani araç yolda ilerlerken tükettiği yakıtla birlikte ne kadar doğal kirletiyor. Fark burada biraz oluşuyor. Çünkü bildiğimiz gibi içten yanmalı motora sahip otomobiller direkt petrol kullanıp bunu yakıp içinde daha sonra egzozdan kirli gazlarını atıyor. Ama bir yandan da elektrikli otomobillerin de elektriği tabii ki doğadan çıkmıyor. Bunu da bir şekilde üretmek lazım. O yüzden de bu konuyu araştıran, üstüne düşünen bir sürü kurum var. Özellikle çevre kurumları hangisi ömrü boyunca kullanıldığında çevreyi daha az kirletir? Bunlara dair raporlar yayınlıyorlar. Burada bir parantez açıp ömür boyu kavramını açıklamak istiyorum. Çünkü bu bizim ülkemizde çok doğru anlaşılan bir kavram değil. Her mühendislik ürününde olduğu gibi arabaların da bir ömrü var ve Avrupa standartlarında genel olarak bir yeni bir araba için ömür yaklaşık olarak 150 bin kilometre olarak tanımlanıyor. Bizim ülkemizde araba bir yatırım aracı, bir para kazanma amacı çok pahalı, vergileri çok fazla olan bir şey olduğu için o ben bu arabayı aldım mı 30 yıl 40 yıl binerim gibi bir düşünce oluyor. Ama bugünkü koşullarda dünya koşullarına baktığımız zaman artık geri dönüşümün artması insanların daha hızlı değişim istemesi sebebiyle genellikle 150 bin kilometre normal bir otomobilin ömrü olarak tanımlanıyor. Hatta bazı otomobillerde böyle parçalar var. Üstünde ömür boyu kullanabilirsin yazıyor. İşte Ford'un EcoBoost motorlarında kullandığı kayışlı bir trigger var. Buna diyor ki ömür boyu değiştirmene gerek yok. Ya da BMW'nin ZF şanzımanlarında yağı değiştirmene gerek yok. Uzun ömürlü bu ömür boyu kullanabilirsin diyor. Oradaki ömür boyu aslında 150.000 kilometreye denk geliyor. Yani arabayı al ve işte 50 yıl kullan, 40 yıl kullan, bu araba çöp olana kadar gider anlamında değil. O yüzden bütün araştırmalarda 150 bin kilometre gitmiş otomobillerin toplam çevreye ne kadar karbondioksit saldığına bakılarak yapılıyor. Ve içten yanmalı motorlara baktığımız zaman 150 bin kilometre civarında kullandığınızda ortalama bir araç yaklaşık ömrü boyunca 30 ton civarında karbondioksit doğaya salıyor. Bunu üretimiyle birleştirdiğimiz zaman toplamda yaklaşık 37-38 ton civarında karbondioksit salınımı yapılmış oluyor ve standart bir içten yanmalı motor yaklaşık maksimum verimini %30-%40 civarında gerçekleştiriyor. Ama bu maksimum koşulda en verimli devirlerinde kullandığınızda gerçekleşiyor. Halbuki biz arabaları işte şehir içinde yavaşta, hızlıda çeşitli koşullarda kullanıyoruz. Ve genel ortalamaya baktığımız zaman bu motorlar %15-20 civarında bir verimle çalışıyor. Toplam hayatına baktığımızda. Böyle olunca elektrikli otomobilleri savunan arkadaşlar genelde şu argümanla çıkıyor. İşte %15-20 neymiş? Böyle şey mi olur? Elektrikler çok daha verimli tarzında bir yaklaşımla geliyor olaya. Ama gerçekte durum yine böyle değil. Evet, elektrikli motorlar yaklaşık %90 civarında bir verimle çalışıyor. Bu da şu anlama geliyor. Bataryanın içindeki, pillerin içindeki enerjinin %90'ını harekete çevirebiliyor demek. Evet burada elektrikli motorlar daha verimli doğru. Ama elektrik havadan gelmedi. Bugün dünya geneline baktığımız zaman Türkiye'de buna dahil olmak üzere çoğu ülkede kullanılan elektrik doğalgaz, kömür, petrol gibi fosil yakıtlardan elde ediliyor. Elektriğin çok büyük bir kısmı hala bu tip santrallerden çıkıyor. Ve bu santrallerde de elektriği üretmek %100 verimle gerçekleşmiyor aslında. Yaklaşık doğal gazla çalışan bir santralin verimi %45 civarındadır. Kömüre baktığımız zaman biraz daha düşük oluyor. O 35 civarındadır. Yani yine aslında verdiğiniz enerjinin sadece yarısından daha azını elektriğe çeviriyorsunuz anlamına geliyor. Bunu bu santrallerin çoğundaki sistemleri üreten General Electric firmasının raporlarında da bulabilirsiniz. Onu da aşağı linkini bırakıyorum açıklama kısmına. Merak edip öğrenmek isteyen arkadaşlar o linke tıklayıp hangi ülkelerde hangi verimlerle enerjiler üretiliyor bunlara da bakabilir. Tabii ki tek kayıp santralde olmuyor. Bu elektriğin bir de taşınması durumu var. Öncelikle büyük santrallerden farklı şehirlere, oradan daha küçük şehirlere ve en son sizin evinizdeki elektriğe gelene kadar yaklaşık %10'luk bir kayıp da burada gerçekleşiyor. Resiz o doğalgazı harcayıp onun yarısından daha azına bir elektriği arabanıza ulaştırdıktan sonra ancak bunun %90'ını yola aktarabiliyorsunuz. O yüzden bunu tamamen sıfır emisyon demek, çok çevreci demek biraz mantıksız oluyor. Bunu bu şekilde açıkladığım zaman çoğunlukla böyle büyük resmi gören arkadaşlar beni işte petrol lobilerinin adamı olmakla, işte petrolü savunmakla falan suçluyorlar. Tabii ki bu kadar detayını bilmiyorsanız böyle yüzeysel yorumlarda bulunmanız olası olabiliyor. İşin aslına baktığınız zaman gerçekler bu şekilde. Bir grup arkadaşın savunduğu şey ise tamam santraller kirletiyor, santraller çok kötü de tamam güneş enerjisi var, rüzgar enerjisi var. Onları niye söylemiyorsun falan diye isteme diyorlar. Öncelikle yine hem güneş enerji sistemlerinin hem de rüzgar türbinlerinin kurulumu yine ekstradan üretim getiriyor. Evet doğru bu santrallere göre çok daha az çevreyi kirletiyorlar ama bu çevreyi hiç kirletmedikleri anlamına gelmiyor. Özellikle güneş panellerindeki fotovoltaik sistemlere baktığımız zaman içinde ağır metaller çevreyi oldukça kirleten malzemeler bulunuyor. Ve yine bunların ömrüne baktığınız zaman bütün ömür boyunca aslında bu doğalgaz santralinin yaklaşık %10'u kadar çevreyi kirletip karbondioksit yayıyor olarak Bakabiliriz. Bu kadar detayı verdik. Peki en sonunda elektrikli otomobiller içten yanmalı motorlu otomobillere göre ömür boyu çevreyi ne kadar kirletiyor derseniz her ne kadar bu santrallerden gelen çevreyi kirletme, aktarımlardan gelen verim düşüşleri olsa da bütün ömrüne baktığımız zaman yine ortalama olarak içten yanmalı motorun yarısı kadar karbondioksit salınımıyla çevreyi kirletiyor. Yani üretimden gelen 12 tonluk bir karbondioksiti vardı artı olarak 150 bin kilometre kullandığınızda da yaklaşık 7-8 ton karbondioksitle çevreyi kirlettiğiniz anlamına geliyor. Sayılardan da gördüğümüz gibi içten yanmalı motorlara göre evet çevreyi çok daha az kirletiyorlar. Yarısı kadar kirletiyorlar ama bu hiçbir zaman sıfır kirletiyor. Çok temiz, hiçbir zararı yok anlamına dediğim gibi gelmiyor. O yüzden bu tip çalışmalar bu tarz yönelimler gösterdiği için de çoğu üretici artık elektrikli otomobillere yönelmeye başladı. Hatta şu aralar pek ses soluğu çıkmasa da ülkemizde tasarlanıp üretilmesi planlanan TOG da elektrikli olarak tanıtılmıştı. Diğer ülke üreticilerinin de genellikle artık elektrikliye yavaş yavaş kaydığını hibritlerden bile vazgeçtiğini görebiliyoruz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Sormak istediklerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Aynı zamanda anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoyu izledikten sonra da beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.